Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü, bu haftaki daha doğrusu Paradigma programının konuğu benim esasında. Evren Bey'in programına ben konuk oluyorum. Malum Covid sebebiyle biz de tedbiri evden bırakmıyoruz. Dedik ki Evren Bey'e siz evden çıkmayın, biz de çıkmayalım. Karşılıklı yapalım. Evren Bey merhaba. Merhabalar Selim Bey. Yani şimdi hakikaten yani 50 bini de geçtik. Dünya birinciliğini biliyorsun almış durumdayız nüfusa göre. Hindistan arkasından geliyoruz ama nüfusa göre ciddi yüksek. Yani dünyanın en yüksek oranı var. Biz gene risk almayalım. Düşürmeden bu şekilde şimdilik devam edelim. Birkaç hafta sonra dilerim ki toparlar. İşte o şey yani her gün 5-6 bin ekleniyor minimum. %10, %15 artıyor. Yani neredeyse haftada bir katlanıyor diyebiliriz. Tabii işte. O şey artık R biliyorsun kat sayısı vardı orada. Şimdi evet. Herhalde diyorum bayağı bir yükselmiştir. Açıklamıyorlar o oranları da yani artık çok da takip etmiyorum açıkçası. İpin ucu kaçtı biraz tabii. Öyle oldu ya maalesef öyle oldu. Maalesef ama öyle. Şey herkes için hakikaten çember çok daraldı. Dikkat etmek lazım gerçekten. Evet herkese dikkat etmeyi biz de bir defa da şey yapalım davet edelim. Dolayısıyla herkes elinden geldiği dikkat ediyordu ama yine de tabii ki tedbirler toplumsallaşmadığı sürece çok işe yaramıyor. Evren Bey, şimdi bu hafta şöyle bir şey yapalım dedik konu olarak. Bu yabancı kurumların, bazı yabancı kurumların Türkiye hakkında açıkladığı tahminler, raporlar, işte çalışmalar var, araştırmalar var. Bunların birkaç tanesi son günlerde açıklananlara bir göz gezdirelim ve Türk ekonomisinin dışarıdan nasıl gözüktüğüne, en azından nasıl anlamlandığına birlikte bakalım istedik. İşte Credit Suisse açıkladı, Fitch açıkladı, IMF açıkladı. Hep bazısı işte bankalar üzerine, bazısı büyüme tahmini, enflasyon tahminlerini açıkladı. Onları konuşacağız kısaca. İlk olarak şuradan başlayayım, IMF'den başlayayım. IMF 2021 tahminlerini zaten gördük olarak yayınlıyor. Bu ayda yayınladı. Öncelikle şunu belirtmek lazım değil mi? Bu tahminlerin hepsi, yani bu öngörülerin hepsi Naci Ağbır'ın görevden alınmasından önce yapılmış tahminler. Muhtemelen bundan sonraki açıklayacak ilk tahminlerde beklentilere değişiklik görebiliriz. Siz önce genel olarak nasıl görüyorsunuz hem küresel beklentilerini IMF'in hem de Türkiye özelindeki beklentilerini? Ya şimdi şöyle evet yani dediğin gibi şimdi ya aşağı yukarı en aşağı 4 ila yani 6 haftadan aşağı olmuyor raporların hazırlanması. Yani 1-1,5 ay öncesinden hazırlandığını düşünürsek işte Nisan başında biliyorsun IMF toplantısı rutin senin de dediğin gibi ama yılda en son geçen sene sonbahardaydı hatırladığım kadarıyla. Dolayısıyla hani kabaca 6 ayda bir yapıldığını düşünürsen açıklamaların işte finansal istikrar raporu işte dünya ekonomik şeyi forum raporları falan. Dolayısıyla burada yani şeyde Şubat başı veya işte Mart başı diyelim Naci Ağbır'ın görevden alınmasından en az diyeyim yani 2 hafta 3 hafta önce hazırlanmış olduğunu tahmin ediyorum. Ama şöyle bir şey var yani raporun özü aslında tabii çok kapsamlı. Yani küresel anlamda baktığında yani bu borç seviyelerindeki artışı öne çıkardığını bir kere çok somut olarak görüyorsun. Yani ilk sayfalarından itibaren dikkat ettiyseniz gelişmiş ülkelerin için borç seviyelerinde son 5 yılda belirgin ölçüde yani %100'ün üstüne çıkmış ve 2022'ye kadar da devam edecek bir artıştan bahsediyor aslında tahminlerinde. Ama gelişmekte olan ülkelerde de aslında az da değil yani yüzdesel olarak %100'ün altında gelişmekte olan ülkelerdeki borç seviyesi bölü gayri safi yurt içi hasıl oranları ama onlardaki artış hızı da yani son 5 yılda oldukça yüksek. Dolayısıyla yani IMF burada aslında şey uyarısını yapıyor bence satışlarında onu anlamak mümkün. Yani önümüzdeki yıllarda gelişmiş ülkelerde beklenen ve arzulanan aslında enflasyon gelmezse çünkü onun gelmesi için aslında bayağı bir çaba var. Yani parasal gevşemeler ve Merkez Bankası destekleriyle. Ama bunun hani kontrolü olması bir de borç şeyinin artan borç miktarının enflasyonla birlikte önümüzdeki yıllarda nispeten telafi edilmesi. Yani enflasyon aslında yedirilmesi gibi bir durum olacak borç artışındaki. Yani borçla mücadele en azından. Ama gelişmekte olan
ülkeler için aynı hikaye yok. Yani oradaki durum her ülkenin cari açıkla olan mücadelesi, risk primi, dış finansman kırılganlığı gibi hikayeler ana belirleyici unsurlar oluyor ki bence Türkiye zaten burada yani işte Venezuela, Arjantin falan gibi problemleri düşersek onların arkasından ya bir de Orta Doğu ülkelerinden düştüğümüzde hemen hemen gelişmekte olan ülkelerin en riskli kategorilerinin başında geliyor. Yani bizden sonra işte Rusya, Güney Afrika falan devam ediyor. Yani şimdi şöyle bir şey önemli bence. Yani güncellemeleri büyüme anlamında yukarı yönlü revize etti. Yani sonuçta raporun özü aslında daha yüksek bir 2021 büyüme durumu var. Yani küresel büyümeler %4.3'ten %6'ya yükseltildi ki bence yani en son geçen seneki sonbahardaki rapora göre bayağı sağlam bir yükseliş bu. Zaten Fed'de hatırlarsan en son toplantı tutan anda makroekonomik projeksiyonlarını bu IMF beklentisine çok yakın bir şekilde, hatta biraz daha üstüydü yanlış hatırlamıyorsam, %6.2 ya da 6.3, yani 6 civarı bir dünya büyümesi. Amerika'da zaten bu seviyenin biraz üstünde. Şimdi 6.4 bu arada Amerika. Euro bölgesi mesela 4.4'e revize etti. Çin'i de 8.4. Yani aslında Çin eski normaline doğru, yani eski normal dediğim 9-10'lu seviyeler, eski normallere doğru gidiyor gibi bu yıl için. Şimdi Türkiye'ye gelelim. Yani büyüme tahmininde pek fazla bir şey yok. Çünkü 2021 aslında %6 diye telaffuz etti ama raporda senin de söylediğin gibi yani bu raporun hazırlanışı kur tarafında aşağı yukarı %10 civarı yaşadığımız şoku, faiz tarafında keza kısa, orta, uzun bütün vade dilimlerinde faiz yükselişini oranlarında, kredi risk spreadlerinde aşağı yukarı 150 bas puan diyeyim kabaca, yani 130-150 arası 5 yıllıkta. Bunların hiçbirini kapsamıyor. Dolayısıyla yani o %6 yani bu rutin bir toplantı olduğu için çok önceden planlanmış. Bir sonraki revize ne zaman onu şu anda bilmiyorum tarihini ama IMF'nin bir sonraki revizyonunda bence aşağı yönlü revize edileceğini düşünüyorum. Yani %6'yı Türkiye'nin bu yıl çok tutturması, biliyorsun Fitch %6.7 yapmıştı eski şeyinde. Yani eski dediğim yine son bir ayda tabii olan. Ama o raporda bence Naci Ağbal döneminin hemen öncesinden hazırlandığını düşünüyorum. Yani bu açıklanan son birkaç haftadır raporların hepsi Merkez Bankası Başkan değişikliği öncesi hazırlandığını düşünüyorum. Dolayısıyla yani burada IMF en azından Türkiye'deki Türkiye'ye yönelik tahminlerinde faizlerde yani yıl sonuna kadar çok fazla bir yani indirim ihtimali yapmıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla enflasyonu da %12,5'lar civarında tuttuğunu görüyoruz. Yani milli gelirinde %3.4 civarı bir cari açık beklentisi var. Yani burada ben açıkçası hani enflasyon tarafında aynen şeyden alalım, IMF gibi düşünelim önce. Yani bu Naci Ağbal durumu olmasa idi, benim beklentim 11-12 arasıydı yıl sonu, 11,5 gibiydi. Şu kur artışları dolayısıyla ve kur artışlarının burada kalması durumunda, onu da bilmiyoruz şu anda ama yani çünkü çok fazla da gerilemiyor. 8 lira 10 kuruşlar civarında duruyor ya da 10 kuruş 20 kuruş arası diyelim dolar TL. Dolayısıyla yani enflasyona en az 2-2,5 puan ilave bir şok geldiğini düşünüyorum şu anki yaşananlardan dolayısıyla. Yani bu da bize enflasyonda açıkçası bence IMF beklentisinin biraz daha üstüne taşır gibi geliyor. Yani nasıl IMF beklentisi bu şeyleri içermiyorsa, kur şoku, faiz şoku falan. Dolayısıyla bir sonraki raporunda IMF hem büyümeyi bence biraz daha aşağı çekecek, enflasyonu da bir miktar daha yukarı çekeceğini düşünüyorum az da olsa. Yani bu tabii hani ehveni şer bir durum yine. Yani bu kadar yaşanan çalkantının neticesinde yani dünya aslında %6 bir büyüme, çok ciddi bir büyüme. Ama bunun da geçen seneki düşük baz etkisi dolayısıyla bunun üstüne gelen bir büyüme olduğunu not etmek lazım. Çünkü hep 2022 yılına dair beklentiler yine eski normal ortalamalara doğru gidiyor dünyada. Peki burada bir şey kısa bir soru sorup ben Fitch'e geçmek istiyorum. Evet, şimdi siz dediniz tabii. Muhtemelen büyüme tahminini aşağıya enflasyon tahminini de yukarı revize edilecek dediniz. Esasında Merkez Bankası Başkanı görevden alınmasının sebebi faizleri yüksek tutması.
bunun da işte büyüme üzerinde, işte işsizlik üzerinde negatif etki ettiği. Esasında yani reçete sanki yan etkiye daha çok oluyor değil mi? Yani istediğini vermiyor, tam tersi sonucu verecek gibi gözüküyor. Evet, yani öyle. Ama zaten iktisatta her tercih bir vazgeçiş içeriyor biliyorsun. Yani her şeyi bir anda şey yapmak, hani denge, aslında o hassas ahengi sağlamak maharet. Yani tamamen her şeyi bir arada çözebilmek mümkün değil. O dengeyi kurabilmek önemli. Yani bence yani bizim tarafta açıkçası yani şu anki görüntüyle kur tarafındaki hadise, hane halkının biliyorsun bugün şeyi de geldi. Satış yani şey portföy hareketleri. Portföy hareketleri hala satış yönünde devam ediyor gözüküyor. Ve rakamlar da ciddi yani. Yani 2 haftada 11 milyar dolar gibi bir rakam gözüküyor. Dolarda satış tarafı yani yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatındaki azalış haftalık bazda geçen haftaki tabii veri 2,5 milyar dolar daha düşüşle yaklaşık işte 221 milyar dolar civarına düşmüş. 236 milyar dolardı bu Şubat'ta. Dolayısıyla önemli bir gerileme var. Ama yani şunu da unutmamak lazım. Hani geldiğimiz nokta neresi dersen şöyle söyleyeyim aşağı yukarı Ekim ortası. Yani 221 milyar dolarlık bir döviz mevduat büyüklüğü bizi Ekim ortasına getiriyor. Yani zaten 6 Kasım'da da Berat Bey gitmişti biliyorsun. Yani daha biz yani 2020 yılının başındaki seviyelere gelmemiz için aşağı yukarı bir 30 milyar dolar falan da satış olması lazım. Aşağı yukarı diyorum yani. Evet. Peki Eren Bey, buradan Fitch'e geçelim. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch de bir rapor açıkladı, metin açıkladı. Bu da daha çok Türk Bankaları ile ilgiliydi. Oradaki riski dikkat çekti. Refinansman riskinin arttığını söyledi. Dış borcun azalabileceğini, maliyetlerin de artacağını söyledi. Ve bunların hepsini esasında başkan değişikliğine bağladı. Oradaki değişiklikten sonra burada riskin arttığını söyledi. Siz bu rapor hakkında ne söylüyorsunuz? Gerçekten Türk bankacılık sistemi için daha maliyetli günler ve daha az dış borcun olduğu günler mi geliyor? Evet, şimdi Fitch zaten yani kredi derecelendirme şirketi olarak aslında müşterilerine Türkiye'ye yönelik kapsamlı aslında epeyce de detaylı çalışma yapmışlar. Yani rapor kendi içerisinde ben hani oldukça beğendim açık söyleyeyim yani detay anlamında çalışmanın. Şimdi şöyle bir şey var. Yani bir kere Türk bankaları aslında reel sektörden bir farklı değil. Yani reel sektörde son 2,5 yıl içinde aşağı yukarı 2018 ortasından beri döviz açık pozisyon riskini aşağıya çekmişti. Çekiyordu zaten. Banka tarafında da zaten hani öyle açık pozisyon anlamında büyük bir risk yok ama işte geçen sene biraz kamu bankalarında vardı. Ama net dış borç tarafındaki yükü ve döviz riski açısından baktığında tabii 2020 sonuna göre değerlendirmiş hiç doğal olarak. Az da olsa yani 137 milyar dolara çekmiş işte toplam dış borç tarafını Türk bankalarının. Ama yani önemli olan şey burada hani döviz likiditesi bu döviz borcunu kısa vadede karşılıyor mu? Birinci soru aslında. İkincisi de bu döviz borç finansman tarafında yani buna işte rollover ratio dedikleri hikaye. Yani tekrar çevirebilme katsayısı ya da oranı diyelim. Yani o taraftaki gelişmeler nasıl olacak? Ve bir de maliyetler. Sizin sorduğunuz aslında üçüncü soru da bu. Şimdi hani o ilkinden devam edersek bir kere hani kısa vadede zaten Fitch de onun çalışmasını yapmış. Karşılıyor mu, karşılamıyor mu? Evet yani karşılıyor, gözüküyor. Çünkü Türk bankalarının likidite şeyine baktığınızda aşağı yukarı 90 milyar doların biraz üstünde ama bunun kalitesini sorgularsak orada sıkıntılar var. Yani kısa dönemli bir döviz swapları var biliyorsun. Bu likiditeyi yani döviz likiditesini sağlayan tarafta şeyler var. Rezerv opsiyon mekanizması var. Merkez Bankası ile yapılan. Dolayısıyla yani burada 45-50 milyar dolar civarı bir şey faiz artı döviz borç ödemesi gözüküyor bankaların. Önümüzdeki bir yıl içerisinde yani kısa vadede değil aslında bir yıla kadar olan periyotta bankaların aşağı yukarı 45-50 milyar hani 46-47 milyar dolar civarı bir borç ödemesi var. Ama likidite aslında bunun iki katı.
Hani tamam swap var işte kalitesiz vesaire ama ROM yani Merkez Bankası işlemleri falan var ama yani burada zaten Türk bankaları döviz likiditesine karşı erişimde yani dışarıdan çevrilen işte sendikasyon, sekürizasyon mesela oralarda erişim sıkıntısına uğrar mı dersen çok zannetmiyorum. Çok da riskli dönemlerde çünkü erişmişti. Yani riskli kastettiğim işte 2018 falan ya da 2020'de ani bir duruş olur mu diye konuşuyorduk biliyorsun. Dolayısıyla hani o dönemlerde olmadıktan sonra açıkçası yani şu anki gidişat yine yani %100'ü civarı yani %98 olur, %102 olur ama %100'ün simetrik artı eksi 2-3 puan civarında bir döviz borç çevirme rasyosuna gene ulaşırlar. Yani talep ettiği şeyi miktarı arz tarafında da çok fazla ben bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum. Ama maliyet tarafında söylediğiniz şu anlamda doğru. Yani maliyet yükseldi. Çok net zaten. Yani bunu şeyden de görüyoruz. İşte döviz cinsi Eurobond banka maliyetlerinden yani verimlerinden getiri oranları işte kısa vadeler diyelim. Hani 2025'e kadar olanlarda 150-200 bas puandan aşağı olmamak kaydıyla yukarı gitti. Uzun vadeler yani kısa vadeler %7'ler civarı diyelim getirisi döviz bazında. 2025'in üstü olanlar çift haneye doğru gitti biliyorsunuz hani büyük bankalar yine nezdindeki Eurobond'da %10-11'ler falan oluştu getiride. Bunlar tabii çok yüksek maliyetler. Dolayısıyla hani burada önümüzdeki dönemde ha bir de şey var. Hane halkının mesela burada tekrar dövize talep gösterip göstermeyeceği. Onun için az önce portföy hareketlerinden bahsetmemin sebebi o idi. Çünkü hane halkının bundan sonraki dolarizasyon tarafındaki tercihi ister istemez Türk bankalarının döviz şeyinde bilançoları içerisindeki döviz varlıklarında ve Merkez Bankası ile olan swap ilişkilerini etkileyecek bir husus olacak. Ama en azından şu anda bu şey dalga yani Naci Abal'dan diyelim hani devam eden dalga hala devam ediyor gözüküyor. Kur yükseldi. Risk gerçekleşti. Bu yükselen kur karşısında da hane halkı bir kar realizasyonu yaptı. Peki burada şimdi kapatırken yine IMF'le kapatırım. Birçok gazete yer aldı. Esasında olumlu olarak bir şey olarak gözüktü ki olumlu zaten. IMF'in para ülkelere tuttuğu rezervlerden bir kısmını vereceği, CDR'dan vereceği söyleniyor. Türkiye'de yaklaşık 6,5 milyar dolarlık Merkez Bankası'na bir para gelecek eğer bu gerçekleşirse. Derdimize derman olur mu? Yani şimdi bu tabii ya özel çekme hakkını diyorsun SDR. Evet özel çekme yani hakkı. Yani uluslararası rezerv hakkı zaten Amerika. Yani IMF dediğin Amerika esasında. Yani parayı veren düdüğü çalıyor biliyorsun. Yani orada Amerika'nın %17'ye yakın falan bir hakkı var. Şeyde SDR dediğimiz bu kendi IMF'nin aslında para birimi. Yani o kısaltma. Dolayısıyla Amerika'nın bu kadar yüksek bir şeyi var. Yani burada IMF işte bu şeyi para birimini, kendi para birimini sonuçta ülkenin merkez bankalarına bir rezerv aslında katkısı şeklinde yapıyor. O rezerv katkısında kendi aralarında tabii değiş tokuşu falan kullanıyorlar ama yani bize yapabilir mi? Yani öncelikle bizim şeyimiz olduğunu düşünmüyorum ama tabii bu 650 milyar doları dağıtacak olursa hakikaten bize de tabii payımız doğrultusunda o dediğin 6 küsür milyar dolar, 6,5 milyar dolara yakın bir rezerv imkanı gelebilir. Ama tabii bunu bildiğim kadarıyla kullanamıyorsun şey dışında. Yani orada özel amaçlar dışında kullanılamıyor diye biliyorum. Yani bizim hani Katar'la ya da Çin'le yaptığımız swap anlaşmaları gibi bir anlaşma aynı kategori olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii rezervin brüt tarafına da bir büyüklük anlamında hoş ilave şey. Bir katkısı olur. Ama hani risk primini aşağıya çeker mi diyorsan hani herkese verilen bir şey eşit oranda aynen hani havuzun suyunun yükselmesi gibi bir durum. Çok teşekkür ederiz Evren Bey. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar. İyi yayınlar. Sağlıkla kalın. Herkes için çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Vakitiniz için. Haftaya tekrar attık hem mesele ekonomi yayınlarında hem de Evren Bogin'e hep paradigmada görüşmek umuduyla. Yine beklerim. Geleceğiz Evren Bey. Hadi görüşürüz. İyi günler.